genel izleyici kitlesi için uygundur. Türk Ekranı Akademi programına hoş geldiniz. Bu hafta stüdyomuzda profesyonel bir kadın sporcumuz ve aynı zamanda Marmara Üniversitesi'nden akademisyenimiz var. Sayın Esra Gümüş Kırıcı bugün bizlerle. Hoş geldiniz Esra Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Evet, Esra Hanım'dan bahsederken öncelikle ülkemizi yurt dışında temsil ettiniz. Pek çok defa ödül aldınız. Onlardan bir giriş yapalım. Hı hı. Yurt dışında ülkemizi temsil etmek nasıl bir duyguydu? Ardından da akademideki çalışmalarınıza değinelim isterseniz. Tabii. Öncelikle ben ama birkaç tanesini sayayım çünkü epey bir liste var. Belli başlı olanlarını sayayım isterseniz. Tamam. 2003 yılında Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya almışsınız. Ardından 2006'da Türkiye Ligi Şampiyonluğu var. 2007'de tekrar Türkiye Ligi Şampiyonluğu var. 2009 Akdeniz Oyunları gümüş madalya. 2009 Avrupa Ligi gümüş madalya. 2011 Avrupa Ligi gümüş madalya. Yine 2011 Türkiye Kupası Şampiyonluğu. 2011 Avrupa Şampiyonası bronz madalya. 2011 Süper Kupa Şampiyonluğu ve tekrar Türkiye Kupası Şampiyonlukları devam ediyor. Uluslararası arenada da 2012'de World Grand Prix finallerinde bronz madalya, 2015 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu ve son olarak 2015 yılında Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonluğunu almışsınız. Eczacıbaşı ile oynayarak tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Okurken de gururlandık. Sizden alalım. Nasıl bir duyguydu? Tabii ben 22 sene boyunca profesyonel olarak voleybol oynadım. Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün ayrıca kariyerimde çok önemli bir yeri var. Çünkü çok uzun süre orada. 11 sene sezon boyunca formasını terlettim. Aynı zamanda 10 sene boyunca da takım kaptanlığı yaptım orada. Aynı zamanda tabii milli takımda da kaptanlık yaptım bu süreçte. Bu sizin saydığınız bütün başarılar hem milli takım hem kulüp başarılarını birlikte saydınız. Kulüplerde bahsettiğiniz Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu ve Dünya Kulüpler Şampiyonluğu çok önemli aslında baktığınız zaman voleybolda. Kulüp bazında aldığımız en önemli başarı. Milli takımlarda da saydığınız gibi Avrupa ikinciliğimiz var. Bu Filenin Sultanları'nın ilk ortaya çıktığı, ilk artık popüler olmaya başladığı zamanlardı. 2003 Avrupa Şampiyonası'nda Ankara'da ikinci olmuştuk. Sonrasında artık voleybol çok farklı yerlere geldi, farklı seviyelere geldi. Onun mimarlarından olmak çok gurur verici. Şimdi nasıl olimpiyatlarda izliyorsanız Filenin Sultanları'nı ve çeşitli başarılara imza atıyorsa işte onun temelinde biz, hatta bizden önceki ablalarımız var. Bu benim için gerçekten gurur verici. Tabii ilk başladığımda buralara geleceğimi tahmin edemezdim. Ama hep rüyalarımda izlerken ablalarımı hep işte keşke ben de milli takım forması giysem, keşke buralarda oynasam, Eczacıbaşı gibi bir spor kulübünde oynasam diye çok istiyordum. Ve hayallerime ulaştım. Çok uzun süre voleybol oynadım. 35 yaşına kadar dolu dolu oynadım diyebilirim. Sonrasında da şimdi Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde de öğretim görevlisiyim. Böyle bir sürecim var. Çok güzel. Tabii bu süreç içerisinde takım kaptanlığı yapmak da çok önemli. 10 seneden bahsediyorsunuz, takım kaptanlığı diyorsunuz ve pek çok madalya getiriyorsunuz. Ayrıca tebrik ediyoruz sizi. O halde akademisyenliğe nasıl geçtiniz onu soralım. Çünkü genellikle takım kaptanlığı yapanlar uzun yıllar boyunca antrenörlükte ya da işte kulüplerde devam ediyorlar. Niçin akademisyenliğe geçtiniz? Çok alışılmış bir şey değil benim aslında akademisyenliğe geçmem. Çünkü dediğiniz gibi eski takım arkadaşlarım, eski profesyonel sporcular, milli sporcular daha çok işte takım menajerliği ya da antrenörlüğü, spor yöneticiliği, işte karşılarına hangi fırsat çıkarsa oradan devam ediyorlar. Aslında antrenörlük stresin devam etmesi demek. Ben senelerce sahada voleybol oynarken, tabii siz orada televizyonda ya da maçı izlerken, canlı olarak izlerken ona çok vakıf olamıyorsunuz ama içeride inanılmaz bir heyecan ve bir stres var. Tabii ki de sahaya girdikten sonra unutuyoruz ama onun öncesinde o maça hazırlanış çok yoğun bir tempo ve gerçekten psikolojik olarak çok zor. Seneler boyunca bunu yaptığınızda
yaptıktan sonra bir de elit seviyelerde, bu seviyelerde uzun süre kalabilmek çok kolay değil. Uzun seneler bunu yaptıktan sonra antrenörlük özellikle kadın voleybolcular için çok tercih edilen bir şey değil açıkçası. Benim için de aynı şekilde. Ben zaten senelerce o stresi yaşamışım. Antrenörlüğe geçtiğiniz zaman çok daha farklı bir stres var. Çünkü sahada oynayanın elinde sayıyı almak ya da vermek. Ama antrenörlüğe geçtiğiniz zaman siz bir şey yapamıyorsunuz. Sadece taktik veriyorsunuz. Antrenmanınızı yaptırıp maça çıkıyorsunuz. O yüzden her şey sizin dışınızda gelişiyor. Eğer o gün takım iyi durumdaysa, oyuncular iyi durumdaysa, psikolojik olarak, fiziksel olarak iyiyse, evet maç kazanıyor. Ama kadın voleybolu çok psikolojik bir spor. Özellikle kadın voleybolu, erkeklerde yani spor zaten psikolojik faktörlere dayanıyor ama kadın voleybolu ayrı bir. Çünkü kadınların motivasyonu çok farklı. Bir yanda çok yukarı çıkabiliyor, bir yanda da düşebiliyor. O yüzden antrenörlük bana çok stresli geliyor açıkçası. Daha zor diyorsunuz. Çok tercih etmedim. Çok ufak çapta şu anda bir antrenörlük yapıyorum. Çünkü okul takımlarının bende sorumluluğu, kadın ve erkek takımlarının. Çok zevkli bir şey aslında. Gerçekten yani öğrettiğiniz şeyi sahada geri alabilmek, çalıştığınız, yaptığınız antrenmanı, maçta sonuca ulaştığınızı görmek çok güzel bir şey. Ama dediğim gibi üst seviyelerde antrenörlük yapmak stresli. Bir de biz kadın olduğumuz için şimdi bir evlilik hayatımız var. Sonrasında çocuk doğuruyoruz. Çoğumuzun eski milli sporcuların çocukları var. Biraz daha o kadar yoğun tempodan çıktıktan sonra çocuklarımızla ilgilenmek istiyoruz açıkçası antrenörlükte. O yüzden zor. Takım menajerliği çok tercih eden arkadaşlarım var. Takım menajerliği güzel bir şey çünkü yıllarca işin içinde olduğunuz için her şeye vakıfsınız ve o yüzden de çok da size uygun bir şey diye düşünüyorum. Yani benim açımdan da ama benim o dönemde karşıma böyle bir fırsat çıktı. Ben hep ilkokuldan beri derslerim iyiydi. Akademik olarak iyi olduğum için üniversitede de hocam Marmara Üniversitesi'nde lisans beden eğitimi ve spor öğretmenliği okumuştum. Oradaki voleybol hocam diyeyim sevgili Nalan Suna emekli oluyordu ve dedi ki senin burada devam etmeni çok isterim. Çok uygunsun ve çok örnek bir rol model olursun. Neden bir milli sporcu, profesyonel sporcu, akademisyen olmasın. Çoğu kişiye, çoğu sporcu örnek olacaksın dedi. Çok hoşuma gitti bu fikir. Yüksek lisansa başladım hemen. Daha bırakmamıştım. Profesyonel olarak oynarken yüksek lisansa girdim. Sonra bıraktığımda tezimi verdim, bitirebildim. Sonrasında Marmara Üniversitesi lütfen gel hani voleybol hocamız ol deyip kadro verdi bana. Gerçekten şu anda çok zevk alarak yaptığım bir iş. Şu anda doktoraya devam ediyorsunuz. Doktora yapıyorum hareket ve antrenman bilimleri alanında. Zevk alıyorum. Peki başka bir soru. Türkiye'de bu milli sporcuların psikolojik yönüyle çok fazla ilgileniliyor mu? Özellikle bayanlardan bahsettiniz. Psikolojik olarak daha hassas olduklarını, daha kırılgan olduklarından bahsettiniz. Yapılan çalışmalar nelerdir? Türkiye ile dünyayı kıyaslarsak ne durumdayız? Şu anda sporda Türkiye gerçekten çok yol kat etmiş durumda. Spor bilimlerinde de mesela ben kendi branşımdan bahsedeyim. Voleybolda yurt dışına gittiğimiz zaman üniversiteler arasında mutlaka madalya alıyoruz. Yani hep ilk üçteyiz. Türkiye artık Avrupa'da çok söz sahibi ve korkutucu baktığınız zaman. Milli takımımızdan da anlayabiliyoruz bunu. Erkekler şimdi daha yeni ivmeleniyorlar ama kadınlar zaten belli bir yere geldi. Diğer sporlarda da olimpiyatlara baktığınız zaman çok madalya gelmeye başladı artık. Sporda gerçekten söz sahibiyiz. Yapılan çalışmalar artık meyvesini veriyor. O yüzden spor bilimlerinde de bunu bilimsel olarak da artık söz sahibi olmaya başladık diyebilirim. Çünkü önemli üniversitelerle işbirliği içine girebiliyoruz. Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun. Peki bu bayan voleybolcuların ya da basketbolcuların motivasyonu için ayrı bir çalışma yapılıyor mu? Şimdi spor psikolojisi alanında çok değerli hocalarımız var. Akademide bununla alakalı bölüm var diyorsunuz. Var. Bizde şöyle bir şey var. Lisans üstünde hareket ve antrenman bilimleri, spor sağlık bilimleri, spor psikolojisi,
ve eğitim bilimleri olarak yüksek lisans spor yöneticiliği alanında yüksek lisans ve doktora alanlarımız var. Özellikle spor psikolojisi alanında mesela çok değerli hocalarımız var. Çok güzel çalışmalar yapan hocalarımız var. Ve şu anda alanda da şimdi bilimsel ve uygulama alanı farklı alanlar. Ama bu hocalarımız uygulama alanına da sahip hocalarımız var. O yüzden sporda artık bizim bu madalyaları kazanmamız, voleybolda, basketbolda ilerlememiz, takım sporları çünkü daha zor belli bir başarıyı kazanmak takım sporlarını. Bireysel de kendinlesin. Sen istersen oluyor ama takımda herkesin istemesi gerekiyor. O gün herkesin o başarıyı odaklanması gerekiyor. O yüzden takım sporları içinde artık her takımın spor psikoloğu var. Ve çoğu hocamız da bu alana hakim. Öğrencilerini yetiştiriyorlar ve alanda, uygulama alanında takımlara gönderiyorlar ve böylece takımlarda da çok farklı çalışmalarla daha psikolojik olarak güçlü sahaya çıkabiliyor. Mesela milli takımımızın ayrı bir psikoloğu var. Bütün milli takımlarda muhtemelen var ve bireysel sporlarda da muhtemelen bütün dünya şampiyonalarına ya da işte olimpiyatlara bir spor psikoloğuyla gidiliyor. Evet, çok güzel. Peki öğrencileri alırken hangi kriterlere dikkat ediyorsunuz? Şimdi ben baktığım programdan önce farklı üniversiteler farklı yetenek sınavları uyguluyorlarmış. Evet. Neye göre belirliyorlar? Ya şu anda mesela bazı üniversiteler işte sürat, koordinasyon, bazı üniversiteler dayanıklılık, bazı üniversiteler bunun işte bir standart yok diyorsunuz. Bir standart yok. Her üniversite hangi standartta sporcu almak istiyorsa ona göre sınav yapıyor. Mesela bizim Marmara Üniversitesi'nin yetenek sınavında dayanıklılık koşusu var. Yani kadınlar 800 metre koşu yapıyor, erkekler 1500 metre koşu yapıyor. Sonrasında da bir branş sınavımız, yani sınav değil, branş seçmemiz var. Branş seçmemizde herkes kendi branşındaki özgeçmişine göre 100 üzerinden puan alıyorlar. Aslında bu koşu dediğimiz biraz korkutucu gelse de, uzun mesafe koşusu olarak korkutucu gelse de etkinliği çok da yüzdesi çok yüksek değil. Daha çok branş puanına bakıyoruz. Mesela ben kendi alanımdan milli ise 100 üzerinden 90 ya da 100 alma ihtimali, işte Süper Lig'de oynadıysa 80 puan, böyle böyle aşağıya doğru gidiyor, altyapılarda oynadıysa 40 puan gibi gidiyor. Böyle değerlendiriyoruz. Her branş kendi alanında bu değerlendirmeyi yapıyor. En sonunda üniversite giriş sınavı, koşudan aldığı puan ve yetenek branşında özgeçmiş puanı toplanıp belli bir formüle göre değerlendiriliyor. Evet. Ve puanlama sıralandıktan sonra okula alıyoruz. Farklı kriterlerin ortalamasıyla değerlendirme çıkıyor diyorsunuz. Peki sporculuk ya da spor geçmişi olmayan akademisyenlerle, tabii ki sporculuk geçmişi olan akademisyenlerin arasında ciddi farklar vardır. Bunun yansımasını görüyor musunuz? Çok görüyoruz diyebilirim. Çünkü ben kendimden örnek vereyim. Ben okula ilk başladığımda, şimdi uygulama alanından geliyorum, bizim alan çok önemli. Bizim alanda çok önemli spor bilimlerinde uygulama alanının içerisinde olmak. Çünkü şu an hemen hemen her branşın profesörü diyeyim artık, en tepesinde olan kişi eski milli sporcu çoğu. Tabii ki de sonradan... Belki de akademideki bu dönüşümü... Evet, sağlayan. De görüyoruz olimpiyatlarda vesaire. Çünkü eski sporcular akademideler oldu. Tabii. Yani zaten mesela voleybolda da beni yönlendiren hocam eski milli sporcuydu. Benim de burada olmamı çok istedi. Bu kadar olimpiyatlara gitmiş birisinin olması alana çok farklı şeyler katar. Çünkü sen uygulama alanını çok iyi biliyorsun. Bilim alanında kendini geliştirirsen çok güzel şeyler üreteceğini düşünüyorum diye yönlendirdi. Şimdi bilimsel alanda evet çok çalışma yapan var ama uygulama alanında... O psikolojiyi, o tecrübeyi bilmiyorlar. Hakim değiller ve bazen de küçümsüyorlar maalesef. Öyle bir sıkıntı var ama uygulama alanında en azından o sahanın terini yutmuş hocalarımız gerçekten yaptığı çalışmalarda da dersleri verirken de öğrenciye çok farklı şeyler katabiliyorlar. Ben bunu gözlemledim. Ben daha yolun başındayım. Daha doktoramı yapıyorum. Ama hocalarımdan bunları gözlemledim. Ben ayırt edebiliyorum. O yüzden tabii herkesin uygulama alanında olması kolay bir şey değil. Herkes gelemiyor. Bilimsel alanda kendini yetiştiriyorlar. Ama en azından herkesin de uygulama alanından gelenlere saygı göstermesi gerekiyor. Kesinlikle. Peki başka bir soru soracağım. Ülkemizde küçük yaştan itibaren çocukların spora yönlendirilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?
Bence çok yeterli önemli. Görüyor musunuz? Yapılması gerekenler nelerdir? Neler evet. tavsiye edersiniz? Şimdi son zamanlarda artık aileler bakıyorum spor okullarına çocukların ellerinden tutup artık 6 yaş, 5 yaşa indi. Bir spora yönlendiriyorlar. Gerçekten jimnastik olsun, futbol olsun, işte yüzme olsun. Sonrasında takım sporları yaşa göre, literatürde işte yaşlar var. O yaşa göre yönlendiriyorlar. Bu çok güzel. Bunu görmek çok güzel. Çünkü eskiden böyle değildi. Avrupa'da 3 yaştan itibaren spor okullarına alıyorlar çocukları. Ondan sonra bütün branşlarda yaptırıyorlar bütün branşları, bütün sporları. Orada çocuk hangisini seviyorsa, hangisine yönlenmek istiyorsa ya da yeteneği hangisindeyse ondan devam edebiliyor. Bizde sadece şu eksik var. Evet spor okulları var ama spor okulları ücretli baktığımız zaman. Bizim herkese hitap edebilecek seviyede bunu gerçekleştirmemiz lazım. Bu da nereden geçiyor? Daha ilkokulda beden eğitimi dersinin olmasından geçiyor. Bizim şu andaki eksimiz bu. Yani beden eğitimi dersinin müfredatta olmaması üzücü. Yani bunun muhtemelen düşünülüyor. Tabii ki de gündeme getiriliyordur. Ama çok çabuk bir şekilde müfredata alınması lazım. Çünkü tam yeteneğin bulunup geliştirileceği, çocuğun yönlendirileceği zaman yaş aralığında biz aslında o yetenekleri kaçırıyoruz. Bilinçli aileler tabii ki de getiriyorlar spor okullarına, çocuklarını yönlendiriyorlar. Ama belki de bilinçli olmayan ailelerin çok yetenekli çocukları var. Yani olimpiyatlarda bizden çok daha küçük nüfuslu, mesela bir Sırbistan. Neden bizden daha fazla madalya kazansın? Mesela bizde çok potansiyel var, çok yetenekli her alanda. Yani işte voleybolda da var, basketbolda da var, belki işte bireysel sporlarda yüzmede var. Ama o yetenek seçimini o dediğim yaş aralığında yapmak çok önemli. Belki de şey olabilir mi bu özel ailelerin yönlendirdiği kurslar? Tabii hafta sonları ya da okul çıkış saatinde oluyor. Evet. Çocuğun hem okul başarısı hem bir taraftan onun takibi biraz daha zor olabilir vesaire gibi. Hem de dediğiniz gibi hani aile belki basketbola yönlendiriyor ama çocukta başka bir spor eğilimi var. Belki evet. çocuk çok iyi bir yüzücü ama tabii aile buna vakıf değil. Dolayısıyla ilkokulda çok daha yoğun verilmesi önemli. Bu anlamda aslında gelecek neslin fiziksel yapısı içinde değil mi? İlkokul, ortaokul ve lisede beden derslerinin çok daha fazla olması gerekir. Geçen haftalarda da yine Semra Hanım, Semra Demirer konuğumuzdu. Onunla da konuşmuştuk. Bu skolyoz bozukluğu, duruş bozukluğu vesaire. Bunlar da aslında ülkemizde çok sık rastlanıyor ama beden eğitimi eksikliğinden muhtemelen diye. Evet. Bir görüş alalım. Dijital çağdayız. Herkes, çocukların hepsi işte iPad, telefon, bilgisayar ya da işte oyun oynuyorlar. Sürekli ekran karşısındalar. Ama biz mesela sokakta büyüdük. Sokakta oynadık. Hareket eksikliğimiz Hareket de var. Hareket eksikliği var. O yüzden postür bozukluğu oluyor çocuklarda. Yani dediğiniz gibi skolyoz oluyor, lordoz oluyor. Yani gerçekten çok önemli sokakta oynamak, bir faaliyet yapmak, bir hareket etmek. O yüzden tam ilkokul çağı, işte ana sınıfı, ilkokul, o çağda çocuğun hareket etmesi lazım. Sokakta oynaması lazım. Ha, sokakta oynayamıyorsa evet günümüzde belki elverişli değil o kadar ama mutlaka bunu yapabileceği yerler, tesisler lazım. Tesis de var aslında ülkemizde. Tesis tamam mutlaka eksik olan bölgeler vardır ama şu anda tesisleşmede de hızlı ilerliyoruz. Sadece bence dediğim gibi bunun düşünülüp eğitime entegre edilmesi belki. Lazım. Evet. O çok önemli. Çünkü diğer ülkelerde sporla eğitim beraber çok daha iyi yürüyor. Biz de biraz zorlanıyoruz. Dediğiniz gibi işte sınavlara hazırlanırken liselere giriş sınavı, üniversiteye giriş sınavı derken çocuk orada bir tercih yapmak zorunda kalıyor. Biraz eğitim sistemimizle alakalı açıkçası. Hem küçük yaşta başlayıp hem de sonrasında eğitimle entegre bir şekilde giderse spor, yani öyle bir düzen kurulması lazım ki üniversiteyi bitirene kadar sporun içinde kalması lazım çocuğun. Sonrasında ister profesyonel devam etsin, ister hobi olarak devam etsin. İnsanın hayatında mutlaka sporun yeri olmalı diyorum. Evet, çok güzel. Peki fakültenizden mezun olanların iş bulma olanağı nedir? Biz de şimdi lisansta beden eğitimi ve spor öğretmenliği, antrenörlük eğitimi ve spor yöneticiliği bölümleri var. Bir rekreasyon bölümü de açılacak herhalde. Şu anda spor yöneticiliği işte kulüplerde, belediyelerde, olimpiyat komitesinde, bazı kurumlarda görev alabiliyorlar. Tabii ki de bir anda mezun olur olmaz karşılarına böyle herkesin fırsat çıkmıyor ama staj yaparken,
kendilerini eğitirlerse, yabancı dillerini geliştirirlerse güzel yerlere geliyorlar. Çünkü donanım açısından hiçbir eksikleri yok. Her şeyi alıyorlar okulda. Uygulama alanında da alıyorlar. Sadece fırsat önemli karşılarına çıkacak ve kendilerini geliştirmeleri. Yani kendine güveni yoksa, kendini geliştirmiyorsa, donanımlı değilse alanda yer bulmak çok zor bizim alanda. Her alanda tabii böyle. Sporda da öyle. Antrenörlük eğitiminde de, mesela ben antrenörlük eğitiminde hocalık yapıyorum. Orada da herkes kendi branşında antrenörler yetiştiriyorlar. Her zaman öğrencilerime diyorum ki sizler burada artık bilimsel olarak her şeyi aldınız. Uygulama alanına geçiyorsunuz artık. Verilebilecek her şeyi verdik ama sizin bir antrenör olarak yabancı dil bilmeniz lazım. Neden? Yabancı antrenörler geliyor. Onlarla konuşabilmek, onlarla etkileşime girebilmek için mutlaka dil bilmeniz lazım. Birinci sınıfa geldiklerinden beri mutlaka yabancı dil öğrenin diyoruz biz öğrencilerimize. Sonrasında spor çok gelişen, değişen bir şey. Yani ben kendi branşımda da voleybol, işte rally point sistemine geçti, hızlandı, sürekli gelişiyor. Antrenman bilimini takip etmeleri lazım. Çünkü antrenman bilimi geliştikçe, özellikle Amerika tarafında hemen yeni şeyler çalışılıyor. Sonrasında biz alıyoruz. Burada çalışmaya başlıyoruz ve geliştikçe de spor daha iyi bir yere gidiyor. Diyorum geliştirmeniz lazım kendinizi. Çocuklarda bunun bilincinde olanlar zaten okulu bitirir bitirmez iyi kulüplerde çalışmaya başlıyorlar. Tabii ki de alttan başlıyorlar. Belki spor okulu, altyapı. Ondan sonra yavaş yavaş A takım seviyelerine kadar çıkabiliyorlar. Örnekleri var. Beden eğitimi ve spor öğretmenliği alanında tabii çocukların önünde bir KPSS gibi bir engel var. Tabii onu geçmeleri lazım öğretmen olmak isteyen adayların. Mezun olduktan sonra çoğu özel okullara giriyorlar. Donanımlı bitirdikleri için özel okullarda çok fırsat buluyorlar ama tabii ki de neden bir devlet okulunda çalışmasınlar? Herkes özelde çalışacak diye bir şey yok. O KPSS sınavına çalışıp onların hedefleri de tabii onu geçip atanabilmek. Bu gibi bazı engeller var ama dediğim gibi birinci sınıftan beri empoze etmeye çalışıyoruz. Evet, evet. Yani alanda yer buluyorlar. Tabii. Arz talep spor okulunda problem değil, yeteri kadar öğrenci alıyoruz diyorsun. Bizim avantajımız şu, birinci sınıfa gelen öğrencilerin hepsi mezun olana kadar çalışabiliyor aynı zamanda. Kendi alanlarında çalışabiliyor. Bu çok güzel bir şey. Yani spor bilimleri fakültesine girdin. Sen mezun olana kadar spor alanında çalışabilirsin. Hem paranı kazanıp hem öğrencilik yapabilirsin. Bizim öğrencilerimiz başlıyorlar. Önemli kulüplerde de spor okullarında girip antrenörlükle kendilerini geliştirebiliyorlar mezun olana kadar. Belli bir tecrübeye sahip olabiliyorlar. Aynı şekilde öğretmenlik bölümünde ya da spor yöneticiliği bölümünde olanlar da mesela özel personal trainer olabiliyor. Pilates eğitmenliği. Evet, yani para yaygın. Kazanıyorlar evet. Çocuklar. Harçlıklarını çıkarıyorlar. Bu güzel bir şey. Evet, çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için. Bu hafta sizi ağırladık. Tekrar ağırlamayı çok isteriz. Milli sporcumuz Esra Gümüş Kırıcı bu hafta bizlerleydi. Haftaya görüşünceye kadar esen kalın.